Sana göre bu oyuncuların eksikliği derbiye nasıl yansıyacak? Larin'in solda olduğu, Gökhan Töre'nin forvette olduğu bir Beşiktaş sistemi Galatasaray karşısında ne gösterebilir acaba? Yani galiba bir Kasımpaşa maçında orada hocanın tercihleri çok sorgulandı. Beşiktaş'ta kaybettim. Rozier'in öne çekilmesi. Necip Rozier. Evet, onun dışında genel olarak baktığımda elindeki malzemeyi çok iyi kullanan, ondan Evet. maksimum fayda elde eden, bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahip olduğu imkanların çok daha azına sahip olup daha fazlasını elde eden bir teknik direktör izledik. Dolayısıyla Sergen Yalçın hakikaten de sezonun teknik direktörüdür, çok başarılıdır. Umarım biz şeyini çizgisini devam ettir. Uzun yıllar tuttu onu da, çünkü bu tarz değerlere ihtiyaç var. Yani Beşiktaş'a o özgüven var. Sonuçta Aboubakarsız en kritik maçlarda kazandı. Aboubakarsız bunu başarabildiyse bence Evet. diğer eksikleri çok etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Ya bir şeyi de unutmayalım. Kendi adım en azından unutmayayım Ezgi. Sen kutladın mı bilmiyorum ama ilk kez Türkiye'de bir bayan kadın başkanlığın takımı şampiyon oldu ve bir üst ligi çıktı. Adıyaman Spor Başkanı Cevher Erdem hanımefendiyi ve Adıyaman Ben Spor'u tebrik edelim. Ben kutlamadım. İyi ki hatırlattınız. İnşallah devamı gelir. Doğru bir yapılanmayla Adıyaman, Malabadi Köprüsü de Adıyaman'da gittim birkaç defa. Çok sıcak, çok konuksever bir halkı var. Nemrut Dağı'na da kadın çıktık. Kadın teknik direktör olurum abi. Niye olmasın, olabilir. Ama en azından olan üzerinden yürürsek Cevher Hanım ve ekibini çok çok tebrik edelim. İnşallah daha biraz şey olacak. Yani görmek isterim ben de. Düşünsene ya, yani hakem var, başkan da var, teknik direktör var ama yani Avrupa'da falan örnekleri evet. var. Ama üst seviyede Bakalım. Çok yok, örnek yok. Ya peki. Kadınlardan şundan olmaz. Ben düşüncem o. Çakallık yapmaz kadın. Direkt söyler söyleyeceğini ya da söylemez. Futbol teknik direktörü yapması biraz gerektiği zamanda çakallık istiyor. Yapabilir her şeyi. Kadın tenezzül o yüzden etmezler yani. Tenezzül etmek mesela isteyen, şeyi, elini taşın altına koymak isteyen kadınlar da olur mutlaka. İnşallah olur. Erzurum, Fenerbahçe Erzurum maçında Gomez'de değil mi? Ricardo. Evet, oyuna evet, girmeyen evet. çocuk. Girmeyen yani. Evet, mesela evet. Yılmaz Hoca Vural'ın yanında bir kadın teknik direktör olsaydı onu ikna ederdi bir şekilde. Evladım o değil mi yani? O şey, yok o dili evladımla falan değil. Bence gayet de sert dişlerini göstererek de bir kadın çok rahat oyuna sokabilir. Peki devam edelim şimdi derbiden. Birazdan Fenerbahçe'ye de geçeceğim ama Beşiktaş'ın performansını sadece öndeki oyuncular üzerinden tabii ki okumamak, değerlendirmemek lazım. Derbiyi hem Beşiktaş'ın son hafta performansı hem de Galatasaray'ın son haftalardaki performansı üzerinden değerlendirirsek. Yani sadece saha içinde kalacak olursak acaba neler söyleyebiliriz, birkaç cümleyle öyle kapatalım. Beşiktaş'a dair mi cümle istiyorsun, Galatasaray'a dair? İkisi de olabilir, hiç fark etmez. Beşiktaş'a dair cümle kurmak kolay. Beşiktaş kendi ezberine sadık kalabildiği ölçüde maçın favorisidir. Ama karşı tarafta da Galatasaray var. Kendi sahasında oynuyor. Ve Fatih Terim gibi biraz burnundan soluyan, artık bu buzluk üstünde oturmakla kimlere ne mesaj verdiğini tahmin edemediğim ya da edebildiğimiz ama söyleyemediğimiz bir geçiş dönemi yaşıyor kendi kariyer hikayesi içinde. Ama Fatih Terim sonuçta bu ülkenin yetiştirdiği en kariyerli teknik adam. O da sahaya ortalaması bir teknik adamın oyuna katkısı %10-15 derler ya. Bakarsın Fatih Terim kendi farkıyla %30'lu 40'lık bir fark koyar ortaya. Galatasaray'da maçı kazanmış olarak burada konuşuyor olabiliriz. Ama olasılık üzerinden ve gördüğümüz üzerinden yorumladığımızda Beşiktaş'ın maçı kazanacağını, Galatasaray'ın da kazanma ihtimalini sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum ben. Peki Nevzat? Yani kestirmek hakikaten zor. Fatih Hoca final maçlarını, Galatasaray final maçlarını sever. Ama diğer tarafta hoca formsuz. Saygı duyulması gereken hoca yaşadığı yeğeninin aslında biraz anlasa takımın, hocanın motivasyonu, yani onu anlaması için söyleyeyim. Yani o takımdaki, camiadaki belirsizlik, seçim ortamı biraz hocayı da etkiliyor. Neydi, Yiğit miydi? Yiğit. Ha, Yiğit. Ondan dolayı yani. Seyfullah Yiğit. Ha, Seyfullah Yiğit. O yüzden hocanın da dengesi alt üst oldu. Ama genel olarak baktığımda teknik direktörlerin maça damga vuracağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş'tan kötü bir kadrosu yok. Hatta artı İyi. Noktaları var. Kesinlikle bu maça iyi konsantre olmuş, motive olmuş bir Galatasaray. Final maçını kazanan bu Galatasaray'ın kazanması
Fenerbahçe'nin işine mi gelir? O da ayrı bir tartışma konusu. Nevzat, seninle mi Trabzon Galatasaray maçı öncesinde yayın yaptık? Sen ya da Serhan'dı, hatırlamıyorum. Fegüli oynarsa Galatasaray'ın maçı çevireceğini söyledi. Genel görüş buydu. Yani medyada da yazıldı, çizildi. Fegüli sazı eline alırsa falan. Ben de dedim ki ya 33 haftada sazı eline almamış Fegüli. Bu hafta niye alsın? Ya bir, bu hafta eline alması için somut bir veri var mı? Yani idmanlarda 5 gol mü attı? 10 asist mi yaptı? Niye alsın? Galatasaray'ın kadrosu iyi. Haklısın. Serhan demişti o zaman. Galatasaray'ın kadrosu iyi. Belki de Mehmet. Haklısın ama şimdiye kadar form tutmamış, şimdiye kadar bekleneni verememiş Galatasaray. Beşiktaş maçında niye versin? Niye bekliyoruz? Taraftar önünde olsaydı şimdi, kabul. Taraftar motivasyonu da. Selahattin abi, şimdi Galatasaray'ın kadrosu Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Babel. Şimdi aslında burada evet Fatih Hoca'yı biz Galatasaray'da şimdi Galatasaray'ın temel problemi şu. Bilemiyorum Ezgi, sen de ne düşünüyorsun? Hı hı. Galatasaray'ın problemi aslında bence 3 senelik şöyle bir problemi var. Yani sadece bu sezon şampiyon olduğu dönem ve şimdi 3 senelik periyoda baktığımızda ya Allah aşkına bir takımın şampiyonluğu oynayan bir takımın 11'ini kafadan sayarsınız. Bir takımın 11'ini nasıl sayamazsınız? Ya? Bir hafta var, bir hafta başkası var, ertesi hafta bir diğeri var. Yani bu problemler yaşandı. Burada sadece o istikrarsızlığın da etkili olduğunu düşünüyorum. Ama hocanın burada etkisi ama genel olarak baktığımızda işte oyuncuların işte Covid vesaire bir sakatlıklar bir Taylan'ın niye ilk 11'den kesildiğini i̇şte Fatih Hoca'dan başka bilen var mı? Ya hoca işte Taylan'ın geçeli bir nedeni de olabilir. Fiziksel yapısıyla alakalı. Yani biraz zorladığında daha ya hep ağır söylenen sonuçlar, dinlendiriliyor. Hep bunu duyuyoruz. Ha, ağır ama sonuçlar, hazır da milli takımda oynadı. Ağır sonuçlar doğabileceği şeklinde yorumlar. Hmm. Bence problem oydu ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda da birçok mevkide Beşiktaş'ta belki de aynı seviyede, belki de daha iyi oyuncuları, daha kaliteli oyuncuları var. Galatasaray bu sene en çok kim aradı biliyor musun? Kim aradı sence bu sene en çok? Sağbek Mariano'yu. Mariano yani. Bak ben Mariano'yu... Takımın bir kanadı çöktü ya. Orada Selahattin abi çok haklısın. Galatasaray Mariano'dan çok kolay vazgeçti. Ama Galatasaray'ın genel olarak planlamasında bir hata var. Bir takımın 3 senedir ideal 11'ini sayamıyorum. Bir de bir takımın 4 tane sağbeki olmaz. 2. Yani bir takımın 4 tanesi, şimdi Omar tamam, talihsiz bir kaza ama bir takımda Omar, ya oynatmayacaksan Martin Linnes'e bu arada 100... Omar dönebilecek mi futbola? Dönecek yani, dönecek, o mesajları mi veriyor ama kolay değil, ara verecek tekrar. Şimdi Allah sağ olsun. Omar, Martin Linnes'e oynatmayacaksın, Martin Linnes'e 150 zam kadroda, olmadı sen de geldi ya Andre Yedlin, devre arasına Yedlin, 3 tane yabancı sağ bek, üzerine oynuyoruz. Şener. 4 tane sağ bek olmaz. Ne yaparsın? Sergen Yalçın, Sergen Hoca ne yapıyor? Sağ bekte problem var. Geç Necip, geç Dorukhan. Bu tarz takım içerisinden bir takım şeyler üretmesin. Çünkü stoperde alternatifim yok. 4 tane sağ bek var, 3 tane sol bek var, stoperde alternatif yok. Donk var, o da bir alternatif. Öyle değil mi? Donk'la şey var işte, Marka var. Luyendama şu an hasta. Evet. Yani şu an hastalık süreci. Yani bence kadro mühendisliğinde de hatalar oldu ama genel olarak Galatasaray'ın kadrosunda Muhammed'i, Falcao'su, Feguli'den. Ya Feguli Cezayir milli takımında rakamlarına bakın. Evet. Sadece bu veri bile, hı hı, sen Feguli'yi oynatmıyorsun, Feguli'den faydalanmıyorsun ama diğer tarafta Beşiktaş sezonun en değerli oyuncusu haline dönüşen Gezzal'ı. Gezzal. Çok rahat şans veriyor. Fegüli o çok şahane kontratının verdiği rahatlıkla genellikle sezon sonlarına taşıdığı yüksek performans alışkanlığını bu sezon hiçbir yere taşımadı. Hep başladığı gibi bitirdi. Kontrat sağlam. Antrenmana çıktın mı 3.850 milyon avro alıyorsun. Şimdi, gerçi 3.850 milyon avro büyük para değil yani. Nereleri harcamıyorsun? Selahattin abi, bu tarzı bir adam değil bu. Bak Belhanda için arkasından çok sallandı. Adamı hain ilan ettiler hemen. Sözleşmesi oldu, yırtıldı. Galatasaray Belhanda gittikten sonra ne hale düştüğünü gördük. Galatasaray'ın ortası bak, bireysel olarak kadrolara baktığında Galatasaray'ın artı olduğu noktalarda var. Yani form durumlarına baktığınızda Beşiktaş takım haline daha yukarıda. O ayrı ortalamaya vurduğumuzda. Kadro yani kalitesi olarak aslında üst Beşiktaş düzey. Beşiktaş 10 üzerinden yani dörtlük oynayan oyuncu göremezsiniz. Herkes mücadele eder. Dörtlük oyuncuları 6'ya taşıdı Sergen Hoca. 6'lıkları 9'a taşıdı. Ortalaması yani gazetecilik tabiriyle yıldız veririz biz. 10 üzerinden not veririz daha doğrusu. 10 üzerinden 6.5-7 oynar. Bazen Larin 8-9'luk performans sergiler. Bazen Gezzal bunu yapar. Galatasaray'da 3 de var.
7 de var, 5 de var. Bir ortalaması yok, bir standardı yok Galatasaray'ın. Beşiktaş'ta en... Her şey bak Beşiktaş'ta... bir roman şöyle başlar. Ben değiştireyim. Her şey Falcao'nun transferiyle başladı. Hayır. Neyle başladım? Yani Falcao'ya gitmem. Falcao için şovuydu. Bak, mesela Mariano... Mariano sonra gönderdi. Peki. Yakarsa bu dünyayı öyle bir şey... Mariano mı yakar? Garipler. Peki. Garip yani, Mariano. Garipler yakar bak. Mariano... Onu günah mı tuttu diyorsun Galatasaray? Peki şimdi Galatasaray Beşiktaş derbisi zirve hesapları açısından çok kritik dedik ama bir de Ankaragücü Fenerbahçe mücadelesi.